Zen Budist felsefesi Çin'in mistik topraklarından doğmuş bir bilgeliğin çağlayanıdır. Milattan sonra 7. yüzyılda Mahayana Budizminin derinliklerinden yükselen Zen, bugüne dek 1300 yıldan fazla bir süredir modern dünyanın karmaşasında içsel aydınlanmayı ve huzuru arayanlara bir pusula sunuyor. Zen'in temel öğretileri tıpkı bir dağın zirvesinde sabırla bekleyen bir yıldız gibi modern yaşamın yolculuğunda derin bir bilgelik ışığı saçıyor. Bu videomuzda Zen Budist felsefesinin 8 bilge öğretisine bakıyoruz. Zen, ruhsal bir keşif yolculuğudur. Dini ritüellerin ötesinde doğrudan deneyimle gerçek doğayı kavrama sanatıdır. Meditasyon ve mantralarla yoğrulsa da nihai hedef, varlığın temel doğasını doğrudan sezgisel bir aydınlanmayla kavramaktır. Zen, bir akarsu gibi dışsal çözümler aramak yerine zihinlerimizin derinliklerine dalmayı ve orada gizli kalmış huzuru bulmayı öğretir. Farkındalık her anı bir tablo gibi inceleme sanatıdır. Çay demlemekten yürüyüş yapmaya, sohbetten çalışma yapmaya kadar her eylem tam bir dikkatle yapılmalıdır. Bulaşıkları yıkarken, bir ormanda yürüyüş yaparken, gözlerinizi kapatıp sadece suyun ellerinize dokunuşunu hissetmek sizi bu anın kalbine taşıyan bir anahtar gibi iş görür. Farkındalık, kaosun içinde bir iç denge yaratır. Zihninizi berraklaştırır ve sizi hayatta tam olarak var olma deneyimine taşır. Üçüncü sırada geçicilik ve kabul var. Zen, hayatın geçici doğasına bir nehir gibi akmayı öğretir. Her şey değişir. İnsanlar, ilişkiler, duygular ve düşünceler. Bir şeyin solması gibi değişimi kucaklamak, acı yerine içsel özgürlük ve huzuru getirir. Bir ilişkinin ilk ateşinin yerine daha sakin bir aşkın oturması, bir hayvanın ölümünün ardından gelen acıya direnmek yerine yaşamın doğal döngüsünü kabul etmek, içsel dinginliği bulmanızı sağlar. Dördüncü sırada bağlanmama var. Zen'in bağlanmama anlayışı, bir yaprağın rüzgarda süzülmesi gibi serbestlik ve esneklik getirir. Bağlanmamak, şeylere sıkı sıkıya tutunmamak anlamına gelir. Bir gezginin bir handa birkaç gece kalıp yola devam etmesi gibi, eşyalar, insanlar ve duygularla dengeli bir ilişki kurmak, hayatın doğal akışına uyum sağlamanıza yardımcı olur. Bağlanmamak, hem zevkin tadını çıkarmanıza, hem de gerektiğini serbestçe bırakmanıza olanak tanır. Zen'de sessizlik, sadece bir boşluk değil, zengin ve dönüştürücü bir varlık olarak görülür. Sessizce oturmak, zihnin sessiz köşelerinde kaybolmuş içgörüleri gün yüzüne çıkarır. Bir konuşma sırasında birkaç saniyelik sessizlik, düşünmeye fırsat tanır. Doğada geçirilen sessiz anlar, ruhunuzu çevrenizle uyumlu hale getirir. Her gün belirli bir zaman diliminde sessizliği kucaklamak, içsel dinginliği sağlamak ve bastırılmış düşünceleri yüzeye çıkarmak için bir yöntemdir. 6. Şefkat ve nezaket. Zen, şefkatin doğal bir tepki, nezaketin ise koşulsuz bir iyilik olduğunu öğretir. Şefkat, başkalarının acılarına duyduğumuz derin bir empatiyken, nezaket, her koşulda iyi niyeti ve desteği ifade eder. Dongan meditasyonu gibi uygulamalar, her nefeste başkalarının acısını almayı ve her nefeste onlara sevgi ve iyilik göndermeyi öğretir. Bu, gerçek mutluluğun başkalarının acısını hafifletmekten geldiğini gösterir. 7. sırada basitlikle yaşamak var. Zen, hayatı bir orman gibi sadeleştirerek karmaşıklıktan arınmayı ve gerçek anlamı bulmayı teşvik eder. Çevrenizi düzenlemek, az ama öz eşyaya sahip olmak ve önemli olanı seçmek, yaşamın huzurunu besler. Eski bir mobilyayı onarmak veya doğayla iç içe bir yaşam sürmek, tüketim çılgınlığından daha tatmin edici olabilir. Basitlik, huzurun ve memnuniyetin kapılarını aralar. 8. İç huzuru bulmak. Zen, yüzeysel düşünceleri geride bırakıp içsel bir huzur bulmanın yolunu sunar. Meditasyon, dikkatli eylem ve bilinçli nefes alma gibi tekniklerle zihinlerin derinliklerinde yatan gerçek doğayı keşfetmeyi amaçlar. İçsel huzur, dış dünyadan bağımsız olarak sürekli bir ruhsal pratikle elde edilen bir hazinedir. Bu huzur, her şeyin ötesinde bir dinginlik ve berraklık sunar. Bu 8 öğretiden altını çizmemiz gereken en önemli noktalar şunlardır. Acılara dışarıdan panzehirler aramak yerine çözümü kendi iç dünyanızda bulmalısınız. İçsel derinliklere inmek sorunları yüzeysel çözümlerle değil kökünden çözmenizi sağlar.
geçmişin gölgelerinde kaybolmak veya geleceğin belirsizliklerine kaybolmak yerine tüm dikkatinizi şu ana odaklayarak farkındalığınızı arttırın. Her anın tadını çıkarmak yaşamın gerçek özüdür. Değişimin doğal bir parçası olduğunu kabul edin. Geçici olan her şey hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Değişime direnmek yerine onu doğal akışında kabul etmek içsel huzuru getirir. Bağlanmama zorla tutunmaktan ziyade tam olarak zevk almanın kapısını açar. İlişkiler ve durumlar doğal olarak gelişir ve karmaşaya yönler. Eğer onlara sıkı sıkıya tutunmak yerine onları serbest bırakmayı öğrenirsiniz. İçsel denge için konuşma sırasında kısa sessizlikler ve meditasyon sırasında uzun sessizlik dönemleri oluşturun. Bu sessizlikler zihinlerinizin berraklaşmasını ve huzurunuzu yeniden bulmanızı sağlar. Şefkat ve iyilik hem verene hem de alana fayda sağlayan kutsal erdemlerdir. Acıya karşı şefkat göstermek ve herkese koşulsuz iyilik sunmak hem kendinizin hem de başkalarının yaşamını iyileştirir. Enerjinizi gerçekten önemli olan şeylere yönlendirin. Karmaşıklığı ve dikkat dağıtan unsurları ortadan kaldırarak sade bir yaşam tarzı benimseyin. Bu zihinsel ve duygusal rahatlama sağlar. Manevi uygulamalarla gerçek doğanızı keşfedin ve iç huzuru bulun. Bu huzur yaşamın karmaşası içinde bir sükunet adası gibi iş görecek ve sizi derin bir içsel dinginliğe ulaştıracaktır. Zen felsefesinin aldatıcı derecede basit görünümleri yaşam yolculuğunuzda olağanüstü bir dönüşüm potansiyeli taşır. Zen'in kişisel gelişim yöntemlerinden radikal farkı zaten içinde barındırdığımız mükemmelliğin içsel mücevherini ortaya çıkarmayı ve parlatmayı amaçlamasıdır. Keşfedildiğinde pozitif değişim organik bir akışa dönüşür. Farkındalıklı bir varoluş, bağlanmama, şefkat ve sadelik gibi zen prensiplerini günlük yaşantınıza dahil etmek, huzursuz zihinlerin krizlerini ve hoşnutsuzluklarını zahmetsizce çözer. Zen'in basit öğretileri, hayatınıza derin bir dinginlik ve sürekli bir huzur getirir. Video bitti, hoşça kalın.